İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Arnavut mevkidaşı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Osmani, barış ve güvenlik için bu en önemli zamanda birlik olmanın her şeyden çok gerektirdiğini söyledi. Osmani sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığı misyonunu üstlenen Arnavutluğun Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama'ya başarılar diliyorum. Barış ve güvenlik için bu karar verici zamanda ortak demokratik değerlerimizi küresel çapta destekleme konusunda birlik halinde kalmaya devam etmemiz önemli şeklinde ifadelere yer verdi. Kosova genelinde 2023-24 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Birinci sınıflarda okula başlamanın, üst sınıflarda ise okula dönmenin heyecanı yaşandı. Bu öğretim yılında Kosova genelinde 350 bin öğrenci ilk ve ortaokullarda öğrenim görecek. Kosova genelinde 2023-2024 eğitim yılı bugün başladı. Ülke genelinde öğretmen ve öğrenciler de yeni eğitim yılı heyecanı yaşandı. Prişine'de Türkçe eğitiminde yapıldığı Elena Cikayık Öğretim Okulu'nda da ana sınıf ve birinci sınıfa başlayan öğrencilere kapılarını açtı. Birinci sınıfa 21 öğrencimiz oldu. Biliyorsunuz son 18 demiştim. Kayıt devam ediyor. Her gün kayıtlarım var. Tabii ki yatay geçişler de var. Sadece birinci sınıfa değil. 18 öğrencimiz de ana sınıfına kaydını yaptırmış oldu. 200'ü geçemiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'den görevle gelen tabii ki çalışanlar, öğrenciler 2 yıllığına, 3 yıllığına süreyle ve bazı geçişler de vardı. Nakil belgeleri de verdik genel olarak Türkiye'li öğrencilerimize. O yüzden resmi olarak diyemeyeceğim, 200'ü geçer miyiz bilmiyoruz fakat 200 varız. Yeni eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokullar 350 bin öğrenci için bugün kapılarını açtı. Ancak Türkçe eğitiminde yapıldığı Gilen ile Doburçan'daki okullarda Türkçe birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci olmadı. Diğer taraftan Mitrovica'da Türkçe eğitiminde verildiği Andonzaku Çayupi İlköğretim Okulu Türkçe birinci sınıfa iki öğrenci kayıt yaptırdı. Kosova'da yeni eğitim dönemi kitap sorunuyla başladı. Yeni eğitim yılına bir hafta kala Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının veliler tarafından alınması kararını verdi. Bakanlık tarafından ders kitaplarının alınması için 80 euro destek sağlanıyor. Ancak çoğu başvuru için paralar henüz yatmadığından dolayı bazı öğrenciler yeni eğitim yılına kitapsız başladı. Cumhurbaşkanı Osmani bugün başlayan eğitim öğretim yılı için yayınladığı kutlama mesajında eğitim ve bilgi için verilen mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Osmani kutlama mesajında bugün açık fikirli ve heyecan dolu kalpleriyle öğrencilerimiz yeni öğretim yılına başlıyor. Bu yeni başlangıç öğrencilerimiz için yeni şeyler öğrenmeleri ve bilgi ufuklarının genişletmeleri için büyük bir fırsattır ifadelerine yer verdi. Osmani tebrik mesajının devamında eğitimin sadece kitaplar ve sınavdan ibaret olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti. Yeni bir öğretim yılının başlaması aynı zamanda hassasiyetin, eleştirel düşüncenin ve yaratıcılığın gelişmesi demektir. Bilgi için verilen mücadele hiçbir zaman sona ermez. Herkesin yeni öğretim yılını kutluyor ve başarılar diliyorum. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Nagavsi de yeni öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayınladığı tebrik mesajında gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ve eğitim politikalarını geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Eğitim Bakanı Arbore Nagavsi bugün başlayan yeni eğitim öğretim yılı için bir video mesaj yayınladı. Bakan Nagavsi yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı. Bugün okullarımız 2023-2024'ün yeni eğitim yılının ilk gününde çocuklarımızı karşılamak için kapılarını açtı. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yerel belediyelerle işbirliği yaparak yeni okul yılı için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Bakanlık olarak her gün okul altyapısını ve yasal çerçeveyi iyileştirmek için çalışıyoruz ve ders kitaplarının kalitesini artırmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim Bakanlığındaki çalışmalarımızla eğitim politikalarını ilerletme konusundaki kararlılığımız sürüyor. Velilerimiz ve okuldaki öğretmenlerimiz ile diğer çalışanlarımızın tükenmek bilmeyen mücadeleleriyle birlikte sonuç ve başarılarımız garanti altındadır. Herkese mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Priştine Belediyesi aylık geliri 500 euronun altında olan aileler için 70 euroluk özel kreş yardımı yapacak.
Prişine Belediyesi Eğitim Müdürü Besyana Musmurati, çocuklarını özel kreşlere göndermek isteyen ve geliri 500 euronun altında olan ailelere 70 euroluk destek sunulacağını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında Musmurati, bu Prişineli çocukların erken eğitime katılımını mümkün olduğunca artırmak için yeni ve alternatif bir yöntemdir. Prişine'de 9 ay ila 6 yaş arasında çocuğu olan ve aylık geliri 500 euronun altında olan her aile, çocuğunu Prişine'deki herhangi bir lisansı özel kreşe kaydettirmek için 70 euroluk yardımdan yararlanacak. Eğitim ve öğretim çocukların yaşamlarını dönüştürür ve birçok çocuğun karşılaştığı yoksulluk döngüsünü kırar ve yaşamın ilk 6 yılı için çok önemlidir. Çocuklar hayatlarının ilk 6 yılında hayatlarının diğer zamanlarına göre daha fazla şey öğrenirler, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmede Hakan Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili konular ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Dün akşam görüşmenin ardından gerçekleşen basın toplantısında Rusya, Türkiye'ye doğalgaz tedarikini artırmaya hazır olduğu mesajı verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 milyon ton tahılın Türkiye'ye sevk edilmesi konusundaki teklifini ele aldıklarını söyledi. Söz konusu tahılın Türkiye'de işlendikten sonra Katar'ın da desteğiyle en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Gerçekleşen görüşmede Fidan şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili gerekse bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini de teyit ettik. Geçmişte pek çok kez Rusya Türkiye'ye doğalgaz tedariğini artırmaya hazır olduğu belirtilen görüşmede başta enerji, turizm ve tarım alanlarında olmak üzere iki ülke arasındaki ticareti artıracak adımlar atmak istedikleri belirtildi. Sayın seyircilerimiz, Konya Büyükşehir ile Prizren Belediyesi'nin işbirliğiyle ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla sırasıyla ikinci kez düzenlenen Genç Komek Yaz Okulu başarıyla tamamlandı. Prizren'in farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören 9 ila 14 yaş arası Genç Komek Yaz Okulu görkemli bir tören ile tamamlandı. İkinci defa gerçekleştirilen bu projeye 350'den fazla öğrenci katılım sağladı. Yaz okulu projesi kapsamında Prizren'de yaşayan farklı topluluklara mensup öğrenciler, el sanatları, beden eğitimi, psikoloji, pedagoji, işaret dili, kültürel miras, turizm gibi alanlarda eğitim alarak dopdolu bir yaz dönemi geçirdi. Proje çerçevesinde Prizren Yunus Emre Enstitüsü mekanlarını ziyaret eden öğrenciler, bilim, teknoloji, müzik ve sanat alanlarında düzenlenen faaliyetleri yerinde görme fırsatı yakaladı. Ayrıca Prizren Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından verilen eğitimlere katılarak geleneksel okçuluk sporunun tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgi alıp putaya deneme atışları yaptı. Konya Büyükşehir ve Prizren Belediyelerinin işbirliğinde ve enstitünün katkılarıyla düzenlenen bu projede emeği geçen tüm katılımcı ve öğrenciler unutulmaz bir yaz okulunu başarıyla tamamladı. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım. Ardından kapanış yapacağız. Ülkemizde güneşli hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler 28 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerinin tahminlerine göre hafta sonu hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Öyle ki yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz. Pazartesi günü yeniden olma birlikleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.